Merhabalar yeniden. Belagar seferine devam. Ben bunlara saldıracak mıyım? Asıl soru o. 13 kişilik azıcık hasarlı garnizonları ve 20 kişilik bir anordları var. 33 kişi. Yani... Büyücüleri... Bu destek uzmanı değil mi? Tamam, bu büyücüleri yoktu galiba. Garnizonda da yoktur. Mühimmat arttırma özelliğim var. Belagar'ım var. Galiba saldıracağım ya. Evet evet. Şunlardan da destek almak yerine almaz ama yeterince yaklaşmadılar. Bu arkadaş kim? Geç. Kesimci Enigya. Şöyle bir bakalım. Bol bol menzilli birimleri var ama bunlar duvarların arkasına ateş edemezler duvarın üzerinde olmadıkları sürece. İçeriden oklaya oklaya. En azından şu güverte topçularını indirmek isterim. Onlar biraz tehlikeli. Hallederiz diye düşünüyorum ya. Okey. Saldırması en kolay yerleşim yeri tiplerinden bir tanesi çıktı. Şu tarafta hiç kulesi yok. Şuraya bir dizilelim öyleyse. Buyurunuz geliniz. Siz şöyle geliniz. Sen şimdilik bir kenarda dur. Burası yokuş olarak yokuş yukarıymış. Daha iyi görebileceğim bir noktaya koyabilir miyim seni? Yaklaştırırım gerekirse. Ya şu an ilk aşamada bunu kullanmaya gerek yok. Hatta atış serbestli bir kapıyım. Sen de şurada dur. Senin de atış serbestini kapayım. Duvarın üstündekileri vurmaya kalkarlarsa saçmalarlar çünkü. Bunlar vurabilir ama. Duruma göre bakarız. Diğerleri ise... Buyursun gelsin şöyle. Herkes burada mı? Şuradan bir destek birliği geliyor ama sadece bir tane lord geliyor. Önemli değil. Ona önlem almaya gerek yok. Mevzilenmeye başla. Okey. Duvarların üstüne çok kişiyi koymadılar. Duvarların üstüne koyduğu da menzilli birim değil zaten. Şuraya gelebilirim komple ben bence. Siz üçünüz gidin şu kapıyı kırın bir. Şöyle bir tüfekçileri var. Milisleri daha doğrusu. Tamam ya onları okla yokla indiririz herhalde diye düşünüyorum. Şu kapıyı kırdıktan sonra daha önceki kuşatma savaşında olduğu gibi şu esip gürleyenleri şuraya dikip içerisini tarama niyetindeyim. Onları duvardan indirmeniz güzel bir şey ama önceliği okçulara vermenizi tercih ederim. Hepiniz şunu bir seçin. Görebiliyor musunuz onları? Vallahi görüyorlar, şahane. Siz de şunları ateş edebilirsiniz bence. Kapıyı gayet hızlı bir şekilde kırıyoruz. Sen yerine yerleştin mi? Henüz değil. Bu arada şahane bir noktada şu an. Dolayısıyla atış serbestisi de açabilirim. Bulduğunu vursun. Sen bu arada içerisini görebiliyorsan birilerini bunu at diyecektim de. Bunun menzili fazla olmadığı için. Aşırı yapınca menzil artıyor mu? Artmıyor. Okey. İçeri bir gireyim de ondan sonra yaparım. Kapı kırılmak üzere zaten. Sen gel dostum. Sen de gel. Bir serbest açabilirsiniz artık. Ha senin açıkmış zaten, tamam. Siz beraberce bir içeri girin. Büyülü saldırıları olanları var mı? Vardır. Onlara dikkat etmem lazım. Yakınlarda yok en azından. Arenetsa geliyor. Arenetsa'nın da büyülü saldırısı yokmuş. Güzel, süper. Sen şundan bir tane bas hazır etrafımda toplanmışken bunlar. Aşırı da basabilirdim aslında da neyse. Belagar bas şunları da. Ve Belagar sen direkt Arenessa'ya hedef al.
siz tarayabiliyor musunuz? Şimdi bir şey yapamamışlar. Ha. Güzel tarıyorlar ama biraz daha yaklaşırlarsa daha da güzel tararlar bence. Yolunda mı? Her şey yolunda. Kimseye saldırmamazlık etme. Belegar, sen Arenessa'yı hallediyorsun. Yok, Arenessa şeyine binmiş. Prometheum mıydı neydi? Oyundaki en dandik binek olabilir. Biraz daha yaklaşın. Sizin biraz daha yaklaşmanız daha iyi olur mu? Yok, şu an iyi bir noktadalar. Mimatlarına bakılırsa bayağı daha hasar vermişler zaten. Fazla ateş edemiyor ya. Fazla kimseyi göremiyor mu oradan? Tepede de halbuki ama. Neyse, ne yapalım artık. Bunlar hala ateş edebiliyor. Yakın dövüşe girmedi kimseyle. Biraz hasar alıyor kahramanlar. Onları geri çekmeyi düşünebilirim ufaktan. Birazcık geri gitseniz daha iyi olacak galiba. Belegar, senin buff'larının zamanı geldi mi? Geldi. Ay, nasıl daha kesemedin mi ya? Ayıp ediyorsun, ayıp ediyorsun. Vur ona. Şunun zamanının gelmesini bekliyorum. 6 saniyesi kaldı. Aşırı kullanacağım hatta bunu. Herkes burada çünkü. Nefis, nefis. Yalnız siz üçünüzün birazcık geri kaçma zamanı geldi bence. Ne olur ne olmaz. Abi siz niye saldıramıyorsunuz kimseye ya? Kaçın arkadaşlar, kaçın. Hatta biraz endişelenmeye bile başladım sayılır aslında. Kaçabiliyor musunuz? Bir tanesi kaldı orada. Siz bir içeri girin. Ama yok ya, içeri girmeye çalışırlarsa şimdi şey olacak. Bizim tüfekçileri engelleyecekler. Tüfekçiler orada şov yapıyor şu an. Neyse, fazla kişi kalmadı ama orada ya, kaçacak gibi. Belegar'a zaten bir şey olmaz. Abi siz... Ha, tamam, mimatları azalmış. Bizim birazcık şöyle yaklaşmamız icap ediyor arkadaşlar. Orada birazcık fazla hasar alıyoruz Belegar'la ve şunla. Bunları da bayağı hedef almışlar. Sizin de kaçmanız icap edecek gibi duruyor. Belegar nerede ya? Ha, yeni mi indirdin daha ya sen onu? Sen şuradan bir kaç. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Başarabilirsin. Süper. Belegar sen de kaç. Senin de çok az canın kalmış. Biraz şöyle gelirsen okçular onları oklar. Böylece kaçabilirsin sen de. Süper. Sen de geri bas dostum. Tamamdır. Artık içeri girme zamanı geldi yakın dövüş piyadeleriyle. Azıcık bir tırsmadım değil bir ara. Birileri ölecek diye ama kurtarıyoruz gibi Belegar'ı kaybetmezsek eğer. Tamamdır, bizim piyadelerin arasına girdi. Kolay kolay onu vuramazlar orada zaten. Şuraya geçebilirsin. Geri kalanında piyadeler rahatlıkla halleder. Çok fazla bir şey kalmadı diyecektim. Varmış aslında ama tehlikeliler gitti en azından. Siz orada korunaklı halde kalmayı sürdürün. Sen biraz yaklaş.
Senin birilerinin mimatını doldurman fena olmaz. Boş boş durma, saldır. Sen de şunlara saldır. Velagar'ı götürsem, buff'ından faydalansam çok mu risk almış olurum? Orada yalnız başına gitmesi hoş olmaz. Şunları yanına al, öyle git, tamam. Bunların işi bitmiş zaten çünkü. Ya sen şuraya vuramıyor musun dostum gerçekten ya? Hadi siz de girin ya. Pardon, sen zaten buradaymışsın. Şu madenciler de içeri girsin. Of, çok kalabalıklarmış arkadaş ya. Siz birazcık daha yaklaşın. Buradan birilerini görebilirsiniz. Sen biraz daha mimat doldur birilerine. Şunlara mesela. Abi niye o tarafa bakıyorsun sen, ayıptır sorması? Şunu ateş et hatta, sen direkt yapabilirsen. Abi dostlar, siz oraya değil de şunlara doğru ateş etmeye çalışın. Daha iyi olur. Şuna doğru ateş etmeyi sürdür. Hatta kendini birazcık hasarını falan arttır. Bu tarafta iyiyiz, hoşuz. Onlar halleder orayı. Şuraya doğru bir ateş etmeyi denesen. Sen tekrar mimat doldurabiliyor musun? 10 saniyesi daha var. 10 saniyeye daha ihtiyacı var. Doldur şunları. Siz de girin direkt o aksiyona. Tamam tamam, fazla kalmadı. Uzun süre dayanamayacaklardır. Belegar'ı içeri sokmak. Gel Belegar ya. Senin bir de şöyle bir özelliğin var sanki. Tamam. Şunlar da gelsin. Giriyorlar galiba içeri. Senin biraz daha yaklaşmanı icap edecek ama. Gel şuna da al sen. Okay. Onu indirsen. Friendly Fire'dan, oklardan şey yapmayalım inşallah. Ölmeyelim de. Okay. Burayı ben bakmazken patlattı galiba, değil mi? Evet, süper. Belgar, iyisin hoşsun, sıkıntı yok. Bu tarafta sorun yok. Sen mimat doldurabilir misin? Bunlara doldur. Okey, oradaki kahraman da indi. Ve savaş bitti sanırım ha. Son bir şaka yapıp öyle bitirdi. Güzel. Kimseyi kaybetmedik. Hasar almış olabiliriz ama olacak o kadar. Okey. Tahmin ettiğimden daha iyi geçti. Savaş kahramanlar falan birazcık hasar almış olabilir ama olacak o kadar. Güzel experience. Birazcık da para kazandık. Yani fena olmaz lant altın ama düz şikayet edelim. Güzel. Dur bir dakika. Arenasa'nın defeat rate neymiş? Yerleşim yerlerini talan etme gelirini arttırdık ve denizde savaşırken tazelenme. Yani çok da başvuracağım şeyler değil ama neyse. Mirmidenler de bizim oldu. Sırada Argalis var. Maalesef %50'yi vuramadık. Sadece 3 tane şeye ihtiyacım var. Halledilmiş gareze. Ama yok. Şurayı
Bir sonra bir turum daha olsaydı yok yine alamıyormuşum. Okey, yapacak bir şey yok. İkinci de hesaplaşma çağını ikinci seviyede bitirmiş olacağız. Okey, Karakarzgaraz'ı almak için 2500'e ihtiyacım var. Tamam, buranın garnizonu tamamlanmak üzere. Karakir'ni upgrade etmek şart bence. Tamam, önümüzdeki tur 2500'üm olacak, orayı alabileceğim zaten. Burayı upgrade edersem ekstra kontrol kazanamıyor muyum? Kazanmıyorum ama kontrol arttırıcı bina yapabilirim. Burada Karakizor'a aslında şu mu yapsaydım ya? Ama gerçekten çok pahalı. Okey, şu yetenek puanlarını dağıtalım. 12 oldun, yıldırım çarşmasını zaten almışsın. Buraya kadar gelmişken sorgulayıcı zihni almamak da olmaz. Ramadan şey, pusubaşı savunma olasılığı. Artık Mervan'ı verelim. Önümüzdeki şeyde de onu alırız. Önümüzdeki rütbede de onu alırız. Mimata da ihtiyacım oluyor kesinlikle. Sen ne yukarıda hız, menzili direnci. Yerel eyalet kontrol veriyormuş. Bunu bir alayım ben ya. Artı 4 hem de boru değil. Savunma olasılığı da gayet güzel. Tam olarak ne yapıyordu? Rune Wheel'lerine %10. Tamam. Şunu bir 3 diyelim öncelikle. Burada büyü direnci. Güzel. Savunma olasılığı. Güzel şeyler var. Buradan devam edelim. Ama şeyi denemek istiyorum. Şu an mesela bu arkadaşların zırhı 10. Çıkarırsam 0. Tamam. Geçerli oluyormuş direkt. Bir çıkarıp tekrar sokmak gerekmiyormuş. Tazelenmeden mahrum kaldı oradan çıkardığım için. Olacak o kadar. Şu an zaten bir tehdit altında olduğumu düşünmüyorum. Arane sayı bakayım da. Bir dakika. Şu diyorduk değil mi? Artı 8 kontrol. Aranesa'nın ordusu yok. Güzel. Sartosa'ya doğru direkt yola çıkarım ben. Sartosa'yı alırız. Buradan Lucini, Riffraff'a, Miraglia'nı diye devam ederim. Belki ondan sonra da Skaven Harabesi'ne uğrarım. Evet, 8 tepeye doğru gitmek isterim ama şimdiden Skaven'ı temizlemek de hiç fena olmaz. Sen ne kadar ilerledin? 3 tane yerleşim yeri var ve eşek gibi güçlüymüş. Düşünürüz. Tamir 700 biraz fazla kalsın. Sol istikamını şimdilik upgrade etmeyeyim. Teknolojilerde aşağı gitmiştik. Aşağıda bina altı. Endüstriden biraz daha fazla gelir elde etmek fena olmaz. Çok fazla endüstri binam yok ama ileride olmayacak anlamına gelmez. Bu arada 300 tane ant altını elde etmiş olduk. O 300 ant altınıyla karakter rünleri önemli. 500'lükler daha güzel tabii de. Kim? Kız savunma. Alevli saldırı. Fiziksel direnç %5. Vur kurtarışı %10 ama 3 tane veriyor bundan. Hayvan gibi zırh veren bir tane şey vardı. 50 zırh veriyor ve %10 fiziksel direnç veriyor ama 500 ve 1 tane veriyor. Uğur kırıcısı %10'u almak hiç mantıksız değil. Üç tane fiziksel direnç veren şey karakter olmayan birimlere. O da güzel. Sayısı ant altına önemli bir şey. Ant altına önemli bir şey. Ama teknolojiyi de kullanmam gerekebilir işte yani. Şöyle bir bakayım. Gerçekten gerekiyor mu? Gerçekten 250 saklamak istiyor muyum? Demir madeni, altın madeni, taş ocağı. Bir tane demir madenim var. Onda %15 artması çok önemli değil şu an. Bunlardan zaten yok. İnşaat maliyeti kaynak mühendisliği çok gerek yok. Tarife geliri çok önemli değil. Ticari kaynak fena almaz ama önemli değil. Ne yapalım artık? Yetişme etmesi geç. İnşaat süresi geç. Sayiat ikmal oranı işte ya. %5 yani. Herkese %5 sayiat ikmal oranı. Galiba ben bunu araştıracağım ya. 250 ant altını buraya yatıracağım galiba. %5 önemli bir rakam. Burada
Buralarda da tabii güzel şeyler var ama evet, buraya yatırdım gitti. Birikir ya, daha ne yapalım artık. Diplomasi. Şu an güçsüz durumda olduğum için çok şey yoktur diyecektim. Barak var tabii ki. Cüce kardeşlerimizle her türlü anlaşma yaparız. Para da aldık. Okay. Sartosa korsanları bir sürü para verir barış yapmak için ama toprakları almayı tercih edeceğim. Uygun olmayan iklim, nahoş iklim. İdare ederiz ama herhalde ya. Devam mı? Devam. Okay. Bu zamanlama çok kötü oldu. Elbette kendisiyle savaşmayı ben de çok isterim de. Uf, güç farkına bak. Yani Sartosa'yla barış imzalama zamanı mıdır? Hesaplaşma çağı. Okay, 15 tur boyunca garaj gideren birimlerimiz var artık. Ne oldu? Yeni bir görev muharebesi. Peki Angud'un çekici. Bu da fena değil. Beklesin. Bir hesaplaşma çağı tamamlandı. Yeni bir hesaplaşma çağı başlamalı. Kitaptaki tüm garezlerin üzeri çizilmedikçe hiçbir cüce durup dinlenmemeli ve her kim ki kin kesiyor, pardon, her kim ki hız kesiyor kendini gereğince kanıtlamalı. 15 tur ertelemek karşılığında daha fazla halledilmiş garez gerekecek. Hiç gerek yok, yeni bir çağ başlatalım. İşin başında siz varken erteleyecek zaman yoktur. Pes etmek nedir bilmeyen daimi bir intikam arayışı vardır. Önce araştırıldı. Zayet ikmalarını aldık. Bu ne? Karakter mi kazandık? Niye? Okay. Namlı alayımız var. Bir tane katil korsan, bir tane cüce savaşçı. Onları alamayacağız tabii ki. Şimdi öncelikle şu Karak Azgaraz'ı bir alalım. 2500 buraya. Seni bir ilave edelim. Başka yerden tekrar alınmak üzere. Bunu yapacağım. Buraya bir askeri bina yapacağım. Arkasından da bunu Elspeth'e satmayı deneyeceğim. Elspeth'e Karak Azgaraz'ı satabiliyor muyuz? Lan satamıyor muyum? Of, gerçekten gıcık. Tamam, Durtu'ya satarız. O sırada bize savaş açmazsa eğer. Son istihkamıyla burayı değişmek istemiyor. Son istihkamını da upgrade edeceğim galiba. Belki daha çekici hale getiririz onun için. Şimdi... Buraya gitmeye kalkarsak bir turda gidemiyoruz zaten. Şurada bir ordusu var Verzey'in. Oradan kuzeye de gidebilir. Ne yapacağı belli olmaz. Şunu da aldık, güzel. Bu da bize ekstra bakım maliyeti azaltımı ve araştırma oranı veriyor. Aa, sefer hareket menzili vermiyor mu? Genelde veriyor. Verir diye düşünmüştüm. Neyse, yine bu da iyidir de. Yeterli gelmedi birazcık doğrusu. Önemli bir karar verme zamanı. Barış yapmak istiyor muyum bunlarla? Barış yapmak istemiyorlar artık. Abi demin yalvarıyorlardı barış yapmam için. Şu an gerçekten ya. Üstüne para istiyorlar. Böyle bir saçmalık olamaz arkadaş ya. Ne yapacağız? Verzek gibi bir düşmanım varken benim bu orduyu bu tarafa göndermem gerçekten çok saçma olacak. Parasını verip barış yapacağım galiba ya, eşek gibi. Çarem yok gibi. Verzey'e de direkt saldırmak mantıklı olmayacak. Çok güçlü. Üzerime 3 şişebilir atıyorum. Şuradan denize indim. Şuradan karaya çıktım. Blok şuradan 2 ordu. Şuradan 2 ordu. Üzerimde hoş olmayan şeyler yapabilir. Zaten tazelenmeye de ihtiyacım var. Bir süre burada kalayım. Bir önceki tur yapsaydım şu anlaşmayı var ya. Sonraki tur. Bir
Düşünüyorum, düşünüyorum. Ordusunu burada yapmıyor. Belli ki Sartoza'da yapıyor. Şimdi bunlar bir şehirlerini daha alacaklar. Ama önümüzdeki tur daha güçlü hale gelecek. Peki. Şöyle yapacağım. Bu adamlar buradan ilerlesin. Karar verdim, tamam. Bu adamlar buradan ilerlesin. Şu şehri alırlar muhtemelen. Sonra Arenes onlara odaklanabilir. Ben bu sırada Zaraskil üzerinden Miragliano'ya doğru gideceğim. Eğer Wurzek çıkartma yaparsa ve bu şehirleri kaybedersem kaybederim. Önemli değil. Bunlar zaten nahoş iklim. Gelişmemiş yerler. Ama sırtımı bu tip bir her an beni sırtımdan bıçaklayacak birine dönmek istemiyorum. Velhasılı kelam. Basar giderim. Buraya da fazla yatırım yapmayacağım. Ki zaten yapma imkanım da yok da. Şuradan Miragliano'yu almak daha iyi, mantıklı benim açımdan. İki tede halçare düşüneceğiz artık. Karak 8 tepenin biraz beklemesi gerekecek. Ya gerçekten buradaki bu sıkıntıyı çözmeden, ki sıkıntı kendi başıma sardığım bir sıkıntı değil. Yani direkt bunlarla ve bunlarla komşu olarak başlıyoruz. Dünyanın en tehlikeli fraksiyonlarından bir tanesi Skaven mesela. Her neyse neyse ne de. Keyfidin. Yani Börzey'in de üzerime gelmesini bekleyeceğim, artık yapacak bir şey yok. Onunla savaşırsam bol bol halledilmiş gares kazanacağım. Bakacağız, bakacağız. Zayiatik Mayon'u aldık. Şuradan devam edelim. Başladığımız işi tamamlayalım. Hızlı anlaşmalarda bulabilecek bir şey varmış gibi görünmüyor. Mutlu at. Güzel. Nihayet güzel bir şey oldu. Wurzek'ten çok ses seda çıkmadı. Şuradaki ordusunu biraz güneye doğru indir. Demek ki buradan gelmeyecek anlamına gelir. Şuradan falan denize inebilir. Ama Sartosa'nın tahminimin aksine burada bir ordusu varmış. Orduya... Ya bizim... Pusu olasılığımız yok mu ya? Okay. Ona ulaşamıyoruz. Daha doğrusu ulaşabiliyoruz da geri çekilecek imkanı var. Aha, gerçekten pusumuz yok muydu? Cücelerin pususu yok muydu ya? Oha, şu an bayağı afallamış durumdayım. Vay be. Tamam, sen o zaman şuraya geliyorsun. Oradan arkama geçiş izni yok ona. Var mı başka hızlı anlaşma yapabileceğim? Ver topraklarıyla yapalım ya. Saldırmazlık anlaşması. Carcassonne'la askeri geçiş olur, olur. Talsin'i de mutlu etmiş olabiliriz böylece. Barak var, konferansiyon işte ama yerleşim yeri yok ki. Yani çok anlamsız olur. Sadece onların lordunu almak için olur ki lordlarının bir özelliği yok bildiğim kadarıyla. En ufak bir özelliği yok. Kalsın öyle. Boşu boşuna 5 tur boyunca konferansiyon cezası çekmeyelim bir de. Okey, inşaat olarak mahzenlere... Karakizor'u bir üst seviyeye çıkarabiliyorum. Karakbuftları da aynı şekilde. Önceliği Karakbuftlara vereceğim. Oraya bir maddi bina daha yapabilirim. Maddiyat şu an fena durumda değil bu arada. İkinci lorda yolladıktan sonra biraz daha makul düzeye geldi. Sarlı bina. Bekleyebilir. Burayı aldı bunlar bu arada. Bu tarafa doğru devam edeceklerdir ama çok da başarıya ulaşacaklarını zannetmiyorum. Bakalım. Wurzek'ten yine ses seda çıkmadı. Barak var. Üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Karadağlar'da isyan mı? Neyse, en azından sadece -4'müş. Şu geliri toplamayarak o isyanı atlatabiliriz. Sevgili Belagar, sen Miragliano'ya ulaşabiliyor musun? Okey. Deminki ordu geri bastı. 13 kişi artı ordu. Hallederiz ya, daha iyisini halletmişliğimiz vardı. Pirus zaferi mi? Ölen var mı? Yok. O kim mi? Etrafta başka ordusu yoktur bunun. Skaven Arabesi'nde ordu varsa bile buraya ulaşamaz. Rifripa'yı falan almak zaten kolay. Sartos'a savaşı zor olabilir ama oraya gidene kadar toparlarız diye düşünüyorum. Ya bir yandan da çok kolay savaş. Sadece tembellik etmemem lazım. Evet ya, evet. Biliyorum kuşatma savaşları dünyanın en eğlenceli şeyi değil ama
bu savaşı benim yapmam lazım. Sonraki bölümde yapalım. Bu bölümü burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın diyeyim mümkünse. Bir beğeninizi rica edeyim. Haydi görüşürüz.